sevgili öğrenciler, Miraç Akademi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8. sınıf 2. ünitesinden kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2. ünitemizin ismi Teen Life, yani bir gencin yaşamını konu alan ünite. 2. ünitemiz Teen Life ünitesi. Dilerseniz LGS'de karşımıza en sık çıkacak olan kelimelerle öncelikle dersimize başlayalım. Teen, teenager, genç demek, genç. Ridiculous, saçma, gülünç. Ride a bike, bisiklet sürmek. Serious, ciddi. Allow, izin vermek. Unbearable, dayanılmaz. Trendy, son moda. Terrific, müthiş. Waste of time, vakit kaybı. Wear, giymek. Spend time, vakit geçirmek. Relationship, dostluk, ilişki. Pen pal, mektup arkadaşı. Fashion, moda. Equipment, ekipman. Chat online, internette sohbet etmek. Attend ya da join, katılmak. Miss, kaçırmak. Daily routine, günlük rutin. Cheerful, neşeli. Casual, gündelik, rahat. Boring, sıkıcı. Argue, tartışmak. Prepare, hazırlamak. Prefer, tercih etmek. Have a rest, dinlenmek. Exciting, heyecan verici. Watch TV, TV izlemek. Get dressed, giyinmek. Take classes, ders almak. Sing a song, şarkı söylemek. Do homework, ödev yapmak. Surf the net, internette gezmek. Amazing, şaşırtıcı. Impressive, etkileyici. Ordinary, sıradan. Harmonic, uyumlu. Sensitive, hassas. Pay attention, dikkat etmek. Şimdi types of music, yani müzik türlerinden bahsedeceğiz. Rock music, classical music, yani klasik müzik. Jazz music, yani caz müzik. Pop music, yani pop müzik. Bunlar zaten Türkçe'ye geçmiş kelimeler. Rap music, yani rap müzik. Slow music, yani slow, yavaş müzik. Folk, halk müziği. Indian müzik, Hintlerin müzikleri. Şimdi book genres'lara bakacağız. Yani kitap türlerinden bahsedeceğiz. Travel book, gezi kitabı. Detective book, dedektif kitabı. Gothic book, korku kitabı. Fantasy book, hayal kitabı, hayali kitap. Realistic book, gerçekçi kitap. Biographical book, biyografi kitabı. Science fiction book, bilim kurgu kitabı. Şimdi kamp yapmaya gittiğimizde neleri kullanırız ya da kamp yaparken kamp yapmak kelimesi geçtiğinde hangi kelimeler karşımıza çıkabilir, bunlardan bir bahsedelim. Camping, kamp yapmak demektir. Pitch a tent, çadır kurmak anlamına gelir. Rope, ip demektir. Pocket knife, cep bıçağı demektir. Map, harita. Compass, pusula. Torch, meşale. Sleeping bag, uyku tulumu. Kelimelerimiz bu kadardı. Şimdi ünitemizin konusu olan simple present tense'ten bahsedelim. Simple present tense, geniş zaman demektir. Geniş zaman, düzenli olarak yapılan rutin alışkanlıklardan, eylemlerden, genel geçer doğrulardan bahsederken kullanılır. Ayrıca değişmeyen durumlardan bahsederken de biz simple present tense'i, yani geniş zamanı kullanırız. Geniş zaman genel olarak şu şekilde Türkçe'de kullanılır. Ben okula giderim. Ben yemek yerim. Bu tarzda genel olarak bahsettiğimiz şeylerden bahsederken kullanırız. Mesela Türkiye'nin başkenti Ankara'dır ya da su 100 derecede kaynar dersek, bunlar genel geçer doğrular oldukları için yine simple present tense'i kullanırız. Şimdi simple present tense'in olumlu yapısına bir bakalım. Positive form. Benim İngilizce'de I, you, we, they, he, she, it diye kodladığım, bildiğim öznelerim var, zamirlerim var.
Şimdi öncelikle IUV Day'den bahsedelim. Simple Present Tense'de IUV Day'den sonra fiilin her zaman birinci halini kullanırız. Bu öznelerden sonra fiil hiçbir ek almaz. Şimdi örneklere bakalım. I play basketball every morning. Ben her sabah basketbol oynarım. Gördüğünüz gibi play fiili hiçbir şekilde ek almamış ve kullanılan özne de I olmuş. Diğer örneğe bakalım. They listen to music every day. Onlar her gün müzik dinlerler. Gördüğünüz gibi they öznesiyle kullanılmış ve fiil yalın halde yazılmış. Listen yalın yazılmıştır. We read a book every night. Biz her gece kitap okuruz. Burada we öznesiyle read fiili kullanılmış ve fiil gördüğünüz gibi yalın haliyle yani hiçbir ek almadan kullanılmış. You drink coffee twice a day. Günde iki kez kahve içersin derken you öznesiyle kullanılmış ve drink fiili gördüğünüz gibi yalın halde kullanılmış. Şimdi ise IUV Day'den sonra he, she, it kısmına bakalım. Bildiğiniz gibi he erkekler için o demek, she kadınlar için o demek, it ise cansız varlıklar ve hayvanlar için o anlamına gelen zamirimizdir. Biz İngilizce'de verb'ümüzden sonra yani fiilimizden sonra s, s ve es takılarını kullanıyoruz. Fakat fiilin belli kurallara göre uygun olanını ekleyeceğiz. Bundan birazdan bahsedeceğiz. He, she, it'ten sonra fiile es takısı gelir dedik ve fiile belli kurallara göre bu es takısı biçim değiştirebilir. Devam edelim, örneklere bakalım. Ayça walks every weekend. Ayça her hafta sonu yürür. He misses the bus every morning. O her sabah otobüsü kaçırır. It drinks milk. O süt içer. Gördüğünüz gibi Ayça bir she öznesi yani kadın özne olduğu için fiile es takısı gelmiş. He yine erkek anlamında kullanılan o olduğu için yine fiile es takısı gelmiş. It de zaten cansız varlıklar ve hayvanlarda kullanıldığı için buradaki hayvanların süt içtiğini it drinks milk derken bir kediden bahsediyor, bir köpekten bahsediyor olabilir. O yüzden fiile es takısı gelmiş diyebiliriz. Şimdi bu s, s ve es hangi durumlarda ekleniyor bir bakalım. Öznenin he, she, it olduğu durumlarda fiillere belirli kurallar dahilinde s, s, es eklenir. Eğer ki sonu e harfiyle bitiyorsa bu fiillerin sonuna sadece S takısı eklenir. Bakalım. Come, comes olmuş. Take, takes olmuş. Write, writes. Argue, argues olmuş. Yani come'dan sonra gördüğünüz gibi tek bir S harfi eklenmiş. Yine take'den, write'dan ve argue'dan sonra yine S harfi eklenmiş. Bu bizim ilk kuralımızdı. Şimdi ikinci kuralımıza bakalım. Sonu iki tane S. SH, CH, X ya da O ile bitiyorsa fiilin sonuna ES yani S eklenir diyeceğiz. Örneklere bakalım. Go, goes. Watch, watches. Wash, washes olmuş. Yani gördüğünüz gibi ilk örneğimiz O ile bittiği için, ikincisi CH ile bittiği için, üçüncüsü de yine SH ile bittiği için fiilin sonuna biz S takısı ekledik diyebiliriz. Üçüncü kuralımız ise sonu Y ile bitiyorsa ve Y'den önce sessiz bir harf mevcutsa oradaki Y düşüyor ve sonuna ES ekleniyor. Mesela cry, cries, fly, flies, study, studies. Gördüğünüz gibi Y harfi düşüyor ve CR'den sonra ES ekleniyor. Yine fly'da FL ve L harflerinden sonra ES ekleniyor. Yine study'de D harfinden sonra Y düşüyor ve ES ekleniyor diyebiliriz. Son olarak da Y harfinden önce sesli harf varsa bu kural uygulanmıyor. Gördüğünüz gibi play fiiline bakalım. Biz daha önce play'i hiç plays diye okumadık. Plays diye okuduk. Yani burada es düşme durumu söz konusu olmadı. Neden olmadı? Çünkü Y harfinden önce sesli bir harf mevcuttu. Yine enjoy dediğimiz zaman Y harfinden önce o sesli harfi mevcut olduğu için enjoys oldu diyebiliriz. Şimdi biz kısaca bir toparlayalım. Pozitif yani olumlu formdan bahsettik. Benim öznelerim IUV day, he, she, it'ti. IUV day'den sonra gelen fiil yalın halde yazılırken he, she, it'ten sonra gelen fiil belirli kurallar çerçevesinde s,
CES ve ES takısı alıyordu. Zaten o kurallardan da şimdi bahsettik. Şimdi ise negatif form, yani olumsuz yapıdan bahsedelim. Yine benim öznelerimi yazıyorum. I, you, we, they. Burada benim olumsuzluk ekim do not. Yani kısaltması don't. Ben buraya uzun halini yazmadım. Do not'ın zaten don't diye yazıldığını şu anda bilmiyorsanız da öğrenmiş oldunuz. Verb'ün de fiil olduğunu, verb diye yazılımda fiil olduğunu yine öğrenmiş olduk. Olumsuz cümlede I, you, we, they'den sonra don't kullanıyorum ve fiile yine hiçbir ek getirmiyorum. Örneklere bakalım. I don't play basketball. Ben basketbol oynamam. They don't listen to music. Onlar müzik dinlemezler. We don't read a book. Biz kitap okumayız. You don't drink coffee. Sen kahve içmezsin. Gördüğünüz gibi I, they, we ve you öznelerinden sonra don't geliyor olumsuzluk eki olarak ve don't'tan sonra gelen fiilime hiçbir ek gelmiyor. Şimdi ise he, she, it formuna bakalım. He, she, it'te ise fiilimi ben does not, yani doesn't olumsuzluk ekine ekliyorum. Fiilimi de yine aynı şekilde yalın haliyle yazıyorum. Neden yalın haliyle yazıyorum? Çünkü ben daha önce fiile s takısı getirirken burada does yardımcı fiiline s takısı getiriyorum. Gördüğünüz gibi do yazarken does olmuş. Yani s takısı aslında bu yapıya gelmiş diyebiliriz. O yüzden fiilin, he, she, it'in dışındaki olumlu cümlelerin hepsinde yalın halde olacak. Bu öznelerden sonra fiil olumsuz ve soru cümlelerinde de ek almaz diyeceğiz. Şimdi örneklerine bakalım. Ayça doesn't walk every weekend. Ayça her hafta sonu yürümez. He doesn't miss the bus every morning. O her sabah otobüsü kaçırmaz. It doesn't drink milk. O süt içmez. Gördüğünüz gibi does not olumsuzluk ekinden sonra fiilim yine yalın halde kullanılmış diyebiliriz. Şimdi ise question form'dan bahsedelim. Soru cümlelerinde ise, yani question form'da ise yine I, you, we, they öznelerimi yazıyorum. Ama bu öznelerden önce fiile do ekliyorum. Yani do'yu başa alıyorum. Normal don't yardımcı fiilimi kullanıyordum ya olumsuzken. Şimdi not'ı atıp, çünkü olumsuz bir cümle değil, not'ı attıktan sonra do'yu başa alıyorum diyebiliriz. Mesela şimdi bir de örneklere bakalım. Yine fiilim yalın halde oluyor bu arada. Do you play basketball every morning? Her sabah basketbol oynar mısın? Gördüğünüz gibi you öznesinden önce do gelmiş ve you'dan sonraki fiil de yine yalın haliyle yazılmış. Eğer ben her sabah basketbol oynuyorsam yes I do, evet oynarım. Oynamıyorsam no I don't diyerek kısa cevap verebilirim. He, she, it formunda ise do yerine bu sefer does'ı başa alırım. Does he, does she, does it gibi kullanırım ve fiilime yine birinci halde, yani yalın halde yazarım. Tekrar notu belirtiyorum. Bu öznelerden sonra fiil olumsuz ve soru cümlelerinde ek almaz. Örneklere bakalım. Does Ayça walk every weekend? Ayça her hafta sonu yürür mü? Yes she does. Evet yürür. No she doesn't. Hayır yürümez. Gördüğünüz gibi Ayça she öznesi olduğu için does başa gelmiş ve Ayça'dan sonra gelen fiil de yalın haliyle yazılmış. Simple present tense'i burada noktaladık. Şimdi adverbs of frequency, yani sıklık zarflarından bahsedeceğiz. Sıklık zarfları demek always gibi, often gibi, seldom, rarely gibi, usually, sometimes, never gibi zarflardır. Always daima demektir. Often sık sık demektir. Seldom, rarely nadiren demektir. Usually genellikle. Sometimes bazen. Never ise asla demektir. Bunlar karşımıza çok sık çıkabilir. Bunları karıştırmamamız gerekmektedir. Şimdi bir de every'den bahsedeceğiz. Every her demektir. Every day her gün. Every week her hafta. Every month her ay. Every year her yıl. Every morning her sabah. Every afternoon her öğleden sonra. Every evening her akşam anlamına gelmektedir. On Sundays pazar günleri, on Friday mornings, cuma sabahları, on weekends, hafta sonları ve on weekdays de hafta içleri olarak çevirebiliriz. Şimdi once, twice'dan bahsedeceğiz. Once bir kez demektir. Twice iki kez, sadece ikisi farklıdır. Three times, four times, five times diye bu gider. Once a week, haftada bir kez. Twice a day, günde iki kez. Three times a month, ayda üç kez.
4 times a week mesela haftada 4 kez diye bunları da bu şekilde kodlayabiliriz. Sadece ikisi farklı, once ve twice, diğerleri aynı. Geçiyorum. Şimdi örneklere bakalım. I always go to the cinema. Ben daima sinemaya giderim. Always burada daima anlamındadır. He sometimes listens to music. Gördüğünüz gibi he öznesi olduğu için listen yani listen'a s takısı gelmiştir. Oya never eats sushi. Oya'dan sonra yine fiil geldiği için yani she'den sonra fiile s takısı gelmiştir. İkinci cümledeki sometimes bazen anlamındayken üçüncü cümledeki de asla anlamındadır diyebiliriz. How often kalıbımız var bizim. How often demek ne sıklıkla demek. How often do you play piano? Ne sıklıkla piyano çalarsın. I play piano 3 times a week. Gördüğünüz gibi ne sıklıkla piyano çalarsın diye sorduğumuzda verilen cevapta bir sıklık zarfının olması gerekiyor. I play piano 3 times a week. Ben haftada 3 kez piyano çalarım. Yani benim sorduğum soruya, how often sorusuna yine aynı şekilde sıklık zarflarıyla cevap veriliyor diyebiliriz. Şimdi son olarak expressing likes and dislikes'ten bahsedeceğiz. Yani sevdiğimiz şeyleri ve sevmediğimiz şeyleri ifade ederken neler kullanırız bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi sevdiğimiz şeylere bakalım. Like, sevmek, love, çok sevmek, enjoy, hoşlanmak, be interested in, ilgili olmak, be fond of ya da keen on, düşkün olmak, be crazy about, bayılmak, bir şeye bayılmak. Şimdi bazı kurallarımız var, onlara bakalım. Hepsinden sonra fiil ing takısı alıyor. Ama fiil gelmezse isim de gelebiliyor. He, she, it özneleri s takısı oluyorlar. Mesela he loves oluyor, he likes oluyor ya da she enjoys oluyor. Ama yine gelen fiil ing takısı alıyor. İsim de gelebiliyor, fiil de gelebiliyor. Şimdi örnekleri bir inceleyelim. I like swimming. Ben yüzmeyi severim. She loves swimming. Çünkü she'den sonra gelen fiil s takısı alıyordu ve ing'imizi yine alıyoruz. She loves swimming. Gördüğünüz gibi swim'de de ing takısı var. I enjoy swimming. Ben yüzmekten hoşlanırım. I am interested in swimming. Gördüğünüz gibi be interested derken be'yi biz emizer olarak 3'e ayırıyoruz. I da am, you, we, they de are, he, she, it de is kullanıyoruz. I am interested in swimming. Ben yüzmeye ilgiliyim. He is fond of swimming. Gördüğünüz gibi he'den sonra is kullanılmış ve o yüzmeye düşkündür. I am keen on swimming. Ben yüzmeye hevesliyimdir. Şimdi sevmediğimiz şeylerden bahsederken ne kullanırız onlardan bahsedeceğiz. Don't like. I, you, we, they öznelerinde zaten ben olumsuzluk eki olarak don't'u kullandığım için don't like'ı yine I, you, we, they sevmemek anlamında kullanacağım. Doesn't like'ı yine he, she, it öznelerinde kullanırım ve yine sevmemek anlamına gelir. Dislike, sevmemek, hate, nefret etmek, can't stand, tahammül edememek olarak kullanırım. Yine hepsinden sonra fiil ing takısı alır. He, she, it özneleri de yine s takısı alıp daha sonra ing takısı alırlar. Mesela he dislikes, she hates gibi. Son olarak da örneklerimizi inceleyelim. They don't like playing chess. Onlar satranç oynamayı sevmez. She doesn't like playing chess. O satranç oynamayı sevmez. He dislikes playing chess. O satranç oynamayı sevmez. She hates playing chess. O satranç oynamaktan nefret eder. I can't stand playing chess. Ben satranç oynamaya tahammül edemem. Gördüğünüz gibi they de don't like gelmiş ve yine fiil ing gelmiş. She de doesn't like gelmiş ve yine ing almış. He dislikes s takısı gelmiş ve yine ing almış. She hates gördüğünüz gibi yine s takısı var ve yine ing var. I can't stand playing chess. Yine ing takısı kullanılmıştır diyebiliriz. Hepsinden sonra fiil ing alıyor. Olumlu da olsa, olumsuz da olsa. Ve yine he, she öznelerinden sonra bizim şu anda öğrendiğimiz like, love, dislike, hate bunların hepsi de yine s takısı alıp ing'yi alıyor diyebiliriz. Bugünlük dersimizin yani 8. sınıf 2. ünitenin yani teen life ünitesinin burada sonuna geldik. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sınava kadar da hepinize iyi çalışmalar diliyorum.